Huzuru hazrun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına, dinsizliğine lanet. Rahmanın varlığına, birliğine hamdü bügayet. Bizleri izleyen, siz kıymetli izleyenlerime sağlıklar, saatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli dostlar, kıymetli izleyenlerim. Bugün sizlere emanetle ilgili bir kıssa anlatacağım. Hani müminin vasıflarındandır emanet ehli olması. Vakti zamanında bir delikanlı bir yerden bir yere seyahat etmek üzere hazırlıklarını yapar. Çalışıp Didindi bir kenarda 50 akçesi bulunmaktadır. Bunu evde bıraksa çalınacağı korkusuyla evde bırakamaz. Bırakacak bir yakını olmadığı için de telaş içerisinde ne yapacağını bilemez. Zaman zaman ticaret yaptığı, dürüstlüğünden emin olduğu bir tüccarın yanına gelir efendim ben bir yerden bir yere seyahat edeceğim. Benim bir miktar birikmiş param var. Onu size bıraksam dönüşte tekrar alsam mümkün mü der. Tüccar tabii tabii emaneten alırız der. Delikanlı tabii tabii emaneten alın. Hatta ihtiyaç hasıl olursa dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu gönlümle söylüyorum size. Döndüğümde tekrar bana tevdi edersiniz der. Tüccar, tabii tabii eyvallah der. Delikanlı elli akçelik keseyi tüccara bırakır ve dükkandan çıkar gider. Tüccar hemen bu keseyi götürür kasasına kilitler. İşte olay bundan sonra güzelleşiyor değerli izleyenlerim. Gel zaman, git zaman tüccarın işi kötüleşmeye başlar. 30 akçelik bir borcu oluşmuştur. Bunu ödemesi gerekiyordur. Bunu ödemezse mal alamayacaktır. Bunu ödeyecek parası da yoktur. Hemen ne yapsın? Delikanlının bıraktığı o 50 akçelik paradan 30 akçe para alır ve borcunu öder dükkanına mal alır değerli izleyenler. Tüccar o mallarla öyle bereketli, öyle güzel işler yapar ki öyle bol kazançlar yapar ki eskisinden daha zengin hale gelir. Üstelik bu seyahate çıkan delikanlı taahhüt ettiği süreden çok çok daha sonra gelir bu delikanlı şehre geldiğinde parasını emanet ettiği tüccarın dükkanının yanına gelir. İçeri girer. Selamun aleyküm der. Tüccar şöyle bir bakar. O hoş geldin delikanlı hoş geldin der. Sarılır, kucaklar onu oturtur. Hemen ona bir kahve ikram eder. Delikanlı bir müddet sonra efendim ben seyahatimi bitirdim seyahat öncesi size bir miktar emanet bırakmıştım. Tüccar, tamam delikanlı emanetin yerinde. Hiç merak etme sen. Önce kahveni bir iç, daha sonra gidelim güzel bir karnımızı doyuralım, bir yemek yiyelim, ondan sonra der. Yemeğe çıkarlar. Tüccar yemek yendikten sonra erkenden ayrılır ve dükkanına gelir. Dükkana girer, Dükkanın arka kısmındaki kasadan delikanlının 50 akçelik kesesini alır, getirip delikanlıya verir. Delikanlı akçelerini sayar. Tüccar, "Tamam mı?" "Tamam." der. "Dur, daha bitmedi." der. Tüccar tüm olup bitenleri delikanlıya bir bir anlatır. Delikanlı, "Sen gittikten sonra benim işlerim sıkıntıya girdi." 30 akçelik bir mal almam gerekiyordu. Bunu alacak param da yoktu. Senin bana emaneten bıraktığın akçelerden 30 akçe aldım. O 30 akçeyle aldığım mallarla öyle güzel işler yaptım, öyle güzel satışlar yaptım ki, şu dükkanın şuradaki gördüğün mallar var ya, o kumaşlar, sahiri mallar, işte onları 30 akçelik sermaye ile yaptım. O günden bugüne ancak bu kadar yapabildim. Bu mallarda senin de hakkın vardır delikanlı. Eğer istersen bu malları al, git kendine bir dükkan aç. Yok, ister, istersen sen benim dünya ahiret kardeşimsin. Gel, ortak olalım, ortak çalışalım. Ne kazanırsak orta ortaya bölüşelim der delikanlı bu teklifin karşısında çok şaşırmış gözleri yaşarmıştır. Ama efendim şey bunlar sizin yo delikanlı. Ben elhamdülillah Müslüman bir adamım. Ben emanete asla yanetlik edemem der. İşte sevgili dostlar, kıymetli izleyenler. Emanet ehlinin emanet sahibine kazandırdıkları. Zaman zaman bizlere de emanetler bırakılır, değil mi? Bizler de emanetlerle imtihan ediliriz. Hangimiz ne kadar emanet ehliyiz? Bir düşünelim bakalım, değil mi? Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın. Her ne kadar sultan ilan ettikse affola.